Sevgili Kıbrıs Türk halkı, değerli kardeşlerim, zaman geçiyor, yıllar birer birer sevinçleri, hüzünleri, getirdikleri, götürdükleriyle geride kalıyor. Yaşamak en başta sağlığa dayalıdır. Umut, mutlu olabilmek, yaşama sevinci, birey toplum kaynaşması, gelişim arzusu yaşamın en önemli dinamikleridir. Umutlarımız, beklentilerimizle 2014'e girerken öncelikle tüm insanlığa, ulusumuza, anavatan Türkiye'deki kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza felaketlerden, kazalardan, belalardan uzak sağlıklı günler diliyorum. Birçok iç ve dış gelişme ile 2013 yılını geride bırakıyoruz. Kıbrıs konusunda Rum komşularımızın olumsuz tutumu dolayısıyla 2013 yılı içinde de iyi niyetli ve yapıcı çabalarımıza rağmen bir anlaşma yönünde ilerleme sağlayamadık. Şubat ayında Rum yönetimi başkanlığında yaşanan değişim şu ana kadar görüşme masasına olumlu değil, tam tersine olumsuz olarak yansıdı. Ortaya konulan Rum görüşleri, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu ortadan kaldıracak niteliktedir. Dileriz Rum komşularımız tutumlarını gözden geçirirler ve 2014 yılı adada var olan gerçeklere dayalı bir anlaşmayı da beraberinde getirir. Pek çok kez ifade ettiğim üzere biz haklarımızı gözeten bir anlaşma için gereken iradeye sahibiz. Rum komşularımız bilmeli ki Kıbrıs Türk halkı asla 1974 öncesine dönüşü kabul etmez. Kıbrıs Türk'ü 1963 koşullarında bile egemenliğinden, özgürlüğünden taviz vermedi. Şimdi bir devlet çatısı altında anavatan Türkiye'nin güvencesindeyken hiç vermez. Kimse Kıbrıs Türk halkını tüm sorunların bir anlaşmayla ortadan kalkacağı ya da tüm sorunların sebebinin Kıbrıs konusunun devamı olduğu noktasında aldatmaya çalışmasın. Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, adanın refahına katkı sağlayacağına biz de inanıyoruz. İnandığımız için de Rum tarafına birçok kez öneriler sunduk. Biz çözüme ve çözümle birlikte olanaklarımızı Kıbrıs'ın bütününün yararına seferber etmeye hazırız. Ancak bu çözüm eşittir refah, çözümsüzlük eşittir kötü yönetim ve ekonomik sıkıntıların devamı demek değildir. Kıbrıs Türk halkı tüm izolasyon ve ambargolara rağmen önemli mesafeler kat etti. Kıbrıs Türk halkının iyi yönetim, sağlıklı vizyon ve çağdaş gelişmelerin doğru okunması halinde birçok başarı elde edeceği açıktır. Üniversiteler olayında geldiğimiz nokta bunun en açık kanıtıdır. Değerli kardeşlerim, hepimizin beklentisi biriken sorunların geride kalmaya başlayacağı parlamento ve hükümet çalışmaları görmektir. Bu güzel ülkede kendi devletimizin çatısı altında emin adımlarla geleceğe yürümek hedefimizdir. Trafik kazalarının önlenmesi için en etkin önlemlerin alındığı, çevreye karşı duyarlılığın çağdaş boyutlara vardığı bir ülke istiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinin arttığı, kadına şiddet, çocuk istismarı gibi sorunların geride kaldığı bir devlette yaşamak hepimizin hakkıdır. Ancak bunların olabilmesi için hükümetin, parlamentonun çalışmalarına katkı sağlamamız lazım. Bu katkı hepimizin başlıca sorumluluklarındandır. Sivil toplum örgütlerine, kurum kuruluşlara bu yönde büyük görev düşmektedir. Dileriz 2014 hepimizin arzusu olan daha adil, yoksulluğun, yokluğun olmadığı bir dünya için adımlar atılan bir yıl olsun. Dileriz 2014 savaşların değil, insanoğlunun daha iyi, daha sağlıklı yaşamasını sağlayan buluşların, gelişmelerin konuşulduğu bir dünya adına olumlu geçsin. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili kardeşlerim, tüm halkımıza, ulusumuza, insanlığa barış, dostluk, kardeşlik ve sevginin bizleri yücelttiği mutlu, umutlu, sağlıklı nice yeni yıllar diliyorum.